Sevgili dostlar merhaba. Bugün Dacia'nın %100 elektrikli modeli Spring ile beraberiz. Spring Türkiye'ye ekstrem donanım paketi ile geliyor. Yani ekstrem paket aslında aracın outdoor dünyasına yakın olmasını anlatan bir donanım paketi diyelim. Dacia'nın tüm modellerinde ekstrem donanım paketi bulunuyor. Öncelikle tasarıma bakalım. Dacia'nın yeni logosu bu araçta yerini almış. Yani Dacia'nın yeni yüzünü başarıyla temsil ediyor. Gün ışığı lambaları yukarıda konumlandırılmış. Aşağıda da büyükçe yine farlarımız var. Ekstrem donanım paketini diğer modellerden ayıran ama altını çiziyorum. Spring Türkiye'ye sadece ekstrem paketle geliyor. Aracın üzerindeki bakır detaylar. Bakın burada bir bakır çerçeve var. Yan tarafa geçtiğimizde aynaların üzerinde bakır rengi bir kaplama var. Burada bakır rengi bir logo var ve topografik harita çizimli bir yapıştırma var. Yukarıdaki tavan raylarında burada yine bakır rengi bir detay var. Arkaya doğru geçtiğimizde ise Dacia'nın yeni yazı karakterinin bakır renkli olduğunu görüyoruz. Burada da Spring Elektrik logosunu kullanmışlar. Önden olduğu kadar arkadan da oldukça etkili ve dikkat çekici bir tasarıma sahip. Çok yenilikçi, kullanırken görsel olarak da çok keyif alabileceğiniz başarılı bir otomobil. Tasarım olarak benden 10 üzerinden 10 not aldı. Burada da hemen kapının alt tarafında yine topografik harita desenli süslemeler yerini almış. İçeriye geçmeden önce önemli bir detayın altını çizmek istiyorum. Araçta 165-70-14 ince tabanlı lastik kullanılmış. Yandaki dodiklerle biraz hafif yukarıda konumlandırılmış yüksekliğiyle bu araç aslında bir SUV görünümü sağlıyor sizlere. Ama elektrik motorunun daha kolay hareket edebilmesi ve daha düşük tüketim sağlayabilmesi için de ince tabanlı lastikler tercih edilmiş. Dikkatli izleyicilerimizin gözünden kaçmamıştır. Spring'de sadece tek bir silecek kolu var. Buradaki iki parçalı bağlantıyla beraber olabildiği kadar geniş bir alanda silme işlemini yapıyor. Dışarıdaki şirin ve sıcakkanlı outdoor tasarım içeride de aynen devam ediyor. Aracın içine geçtiğimizde aslında klasik bir Dacia'nın içindeyiz. Kontrol düğmeleri, malzeme kalitesi, işte buradaki multimedya ekran, bildiğimiz Dacia. Fakat
Ön tarafta dijital bir ekran var. Bu ekranın sol tarafında devir saati yerine sürüşümüzün tasarruflu olup olmadığını gösteren bir gösterge paneli var. Ayağımızı gazdan çektiğimizde rejenerasyon başlıyor, yani enerji geri dönüşüm başlıyor. Ve gaza her dokunduğumuzda, bastığımızda gaza basış seviyemize göre ekonomik bir sürüşte miyiz yoksa daha yüksek bir enerji tüketiminde miyiz, onu gösteriyor buradaki panel. Bu panele uygun hareket ettiğiniz sürece çok düşük enerji seviyelerinde hareket edebilirsiniz. Araçta manuel bir klima var. Sadece 4 seviyede bunu kullanabiliyorsunuz. Burada AC ve işte içerideki sirkülasyonun düğmeleri var. Burada bir eleştirim olacak. Bu düğmelere bastığınızda gece, yani karanlıkta üzerinde küçük bir ışık yanıyor. Basılı olduğunu anlıyorsunuz ancak gün ışığında bunlar basılı mı değil mi anlamak çok kolay olmuyor. Belki bunun geliştirilmesi gerekebilir. Multimedya ekran için bir şey söylemiyorum. CarPlay ve işte navigasyon bağlantısını kullanabilirsiniz. Bu da oldukça basit ve sade tasarlanmış. Dacia Spring için öncelikle şunu mutlaka söylememiz lazım. Bu otomobil güzel görünümlü ve olabildiği kadar basit bir elektrikli otomobil. Basit kelimesini küçümsemek anlamında söylemiyorum. Günümüzün elektrik otomobilleri gerçekten teknoloji yüklü ve bazen aracın içinde düğmelerde, menülerde falan kayboluyorsunuz. İşte rejenerasyon için 3 seviye, işte D'den B'ye al, bunların programlarını önceden yap, işte sürüş modlarını değiştir falan gibi şeyler bu otomobilde yok. Yani bu otomobilde bir vites seçici var. Burada sadece D, N ve R var. Yani ileri, boş, geri. Çok sade, böyle çalıştır git konseptinde bir otomobil yapmışlar. Tabii Renault ve Dacia'larda görmeye alıştığımız Eco sürüş düğmesi bu araçta da mevcut. Bu düğmeye bastığınızda Eco sürüş modunda %10'a yakın bir enerji tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Sürüşüne geldiğimizde keyifli, tatminkar, yol tutuşu bana göre yeterli bir otomobil oluşturmuşlar. Bu aracın üzerinde Dacia 65 olarak adlandırılan 65 beygirlik bir elektrik motoru var. Bu elektrik motoru 48 kW'ya eşit. Güç yeterli mi? Yani evet, işinizi görür. Ama bir elektrikli otomobilden, eğer daha önce başka elektrikli otomobiller kullandıysanız, onlardan beklediğiniz ataklık, çeviklik var mı? Yok. Şu anda ben bu otomobili tek kişi kullanıyorum. Tek kişi kullanırken de o birden böyle fırlama ya da ara acayip akselerasyonları size vermiyor. Ancak otomobilin varlık amacı zaten bu değil. Bu beklentiyle eğer böyle bir araç satın alacaksanız bunu tekrar gözden geçirin derim. Bu tam anlamıyla bir şehir otomobili. Dur kalk trafik otomobil. 200 km civarında bir aracın range'i var. Bu range ilk böyle kulağınıza geldiğinde ya 200 km nedir diye düşündürebilir. Fakat şehir içi kullanımlarda size fazlasıyla yeterli olacak. Şehir şebekesinden işte 22 kW'lık AC veya yüksek enerjili bir DC istasyonda da aşağı yukarı bir saatte aracı sıfırdan 100'e kadar doldurabiliyorsunuz. Bu da önemli bir adım açıkçası elektrikli otomobil kullananlar için. Ancak hep söylediğim şeyi hatırlatayım. Elektrikli bir otomobili düşük maliyetlerle kullanabilmeniz için bildiğiniz ev tipi şarjla veya işte 22 kW'lık bir duvar tipi AC şarjla yapmanız gerekiyor. Bunun üzerine DC'ye geçtiğiniz zaman haliyle elektriğin fiyatı da artıyor ve kilometre başına enerji maliyetiniz artıyor. Sevgili dostlar, bugün %100 elektrikli Dacia Spring ile beraberdik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.